sözlerde değil kararının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O da şu. İHA'larımız, SİHA'larımız var mı? Biz bunların teknik özelliklerini çok öğrendik. Artık bu işte siyasete alet edilecek, siyasette kullanılacak bir vaziyet yok. Bunları geçtik biz. 12 şehidimizin evlerini, ocaklarını gösteriyorlar, vaziyetlerini gösteriyorlar. Bunlar üzerinden de konuşulabilir. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Ama bir gerçek var. İnlerinde vuracağız. Bombaladık, bombalayacağız. Kanlar yerde kalmayacak. Kusura bakmayın, millet buna alıştırıldı. Artık bu iş bitti. Bunun bitme yeri olmalı. Yani bazen hani millet için biter. 86 milyon bir memleketten söz ediyorsunuz. 86 milyon. Bin yıllara dayanan ordusu var. Şanlı ordusu var. Karşımızda hangi güç olursa olsun. En son emekli tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun bir röportajını takip ettim. Dediği şu. Tamam, müdahale ediyoruz. Oraya üs kurmaya çalışıyoruz. Irak'ın kuzeyinden. Diğer yerlerde harekat bölgelerimiz var ama yetmiyor. Çünkü Suriye'de Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, bu tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve arkasında İsrail, Büyük Kenan ülkesinin peşindeki Gazze, Filistin meselesinden dolayı ciddi şekilde karşı karşıya geldiğimiz söyleniyor. Şimdi burada artık siz, sizin yapmanız gereken ne yapıp edip bu işi kökten çözmek. Başka hiçbir çaresi yok bunun. Yoksa 13 terörist eskisi hale getirildi. Efendim şöyle karşılık veriyoruz, böyle karşılık veriyoruz. Bunun bedeli ne olursa olsun, bu iş nereye varırsa varsın. Duygusallık içinde konuşmuyorum. Dün ne konuşuyorsam bugün de onu konuşuyorum. Benim gördüğüm millet alıştı, alıştırıldı. Herkes işinde gücünde, yarın derbi oynanacak. Yok hakem ne karar verdi, yok o başkan ne dedi, bu futbolcu ne yaptı. Pazartesi günü hepimiz yolundayız, ticaretimizdeyiz, işimizdeyiz. Ama ya dünyanın neresinde görülmüş, hangi memleket, Amerika'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Rusya'sı bu kadar saldırıya maruz kalacak, muhatap olacak ve şehit verecek, asker kaybedecek? Sözün bittiği yer. Net söylüyorum size bak. Artık biz sözleri duymak istemiyoruz. Sözlerin arkasındaki iradeyi görmek istiyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savunma sanayimizi, her şeyimizi öğrendik, ezberledik seçim döneminde. BK sorunumuzu, herkes bunu söylüyor, ediyor. Üçüncü söyleyeceğim de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında olup, Türk milletinin ödediği paralarla maaşlarını alıp, hala bu meseleye tepkisini koymayan vekillere ve siyasi partiye sesleniyorum. Orada sizin işiniz yok. Sizin işiniz orada yok. Sizin yeriniz orası değil. Benim bakanıma Suriye'de sivilleri öldürüyorsunuz diyene ben şunu söylüyorum. Kardeşim sen kimin sözcüsün? Kimin milletvekilisin? Kimin adına konuşuyorsun ya? Git Kandil'e. Git orada ne yapıyorsan yap. Bakın tekrar söylüyorum. Herkes aklını başına alsın. Yani siz Gazi Meclis'in çatısı altına gelip girip Türk milletinin ödediği maaşlarla beslenip büyüyüp yapılanıp kapılanıp iki gündür Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin yüreği yanıyor ya. Ateş düştü. Çıkıp bir kerem olsun kınama yok. Açıklama yok. Hiçbir şey yok. Hala kalkıp özgürlükten bilmem nereden bahsediyorsunuz. Liberal demokrat olanlara da sesleniyorum. Köşe başlarını tuttunuz. Onları da biliyoruz. Hepsini takip ediyoruz. Hepsinin de peşindeyiz. Bu milleti, bu memleketi kimseye yedirmeyiz. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu duygusallık içinde konuşmuyorum. Abi, biz bunu, bak biz bu memleketi sokaktan bulmadık. Tamam. Tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin başında olanlara da söylüyorum. Oy peşinde koşmayın kardeşim. Kimseye yalvarıp yakarmayın. Terörle arasında mesafe koyamamış. Teröristi kınayamamış. Sırtını dağlara dayadığını söyleyen ve halen bu sözlerinden vazgeçmeyenlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin işi olamaz. Peki. Asla olamaz. Peki. Hadleri bildirilecek. Bakın tekrar söylüyorum. Bu iş burada bitmeyecek. Arka arkaya mesajlarda... Türk milletinin ocağına ateş düşmüş. Siyasilerin klasik sözlerinden de ben bıktım. Bilinen tekerlemeleri söyleyip duruyorlar.
Onlarla bizim işimiz yok. Bizim işimiz, tekrar söylüyorum, Türk milletine. Ben buradan Türk milletine sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ordusuna. Bizi idare edenlere sesleniyorum. Bizi artık oyalamayın. Bizi kandırmayın. Bizi aldatmayın ya. Yeter artık. Gazi mecliste ağzını bıçak açmıyor. Ondan sonra kalkıyorsun, az eşitlikten, az demokrasiden bahsediyorsun. Hadi oradan. Neyden bahsediyorsun sen? Kimi kimi kandırıyor? Bak, ben sorularımı gayet net soruyorum. Ya Batı, ya Batı. Şu İngiltere'de, Fransa'da ne hukukunu uyguluyorlar, ne demokrasisini uyguluyorlar. Ben şunu demiyorum, ülkemde bunları fırsat bilip de demokrasiden şaşalım, hukuktan uzaklaşalım demiyorum. Ama bana Batı'ya örnek vermeyin kardeşim. Bana örnek vermeyin. Oradan çıkıp da kontrollü demokrasi altında faaliyet gösteren, iradeleri ipotek altında olanlardan bana örnek vermeyin. Bana hukuku anlat. Hukukun evrensel ilke ve esaslarını anlat. Doğruları alalım. Ama bana Batı'dan gelip bir takım mahkeme kararları üzerinden kimse parmak sallayamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya Anadolu coğrafyasıdır. Bu coğrafya geçmiş tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nu, Selçuklu Devleti'ni, nice nice hanedanlıkları tarihin derinliklerine göndermiş. Kolay mı bu coğrafyada yaşama? Yaşa da göreyim bakayım. Benim söylediğim çok basitti. Esasında şuydu. Meseleyi, tartışmayı abartmak, kabartmak duygusallık değil. Buna uzmanlık da gerekmiyor. Buna hiçbir şey olmaya gerek yok. Vatan evladı olman yeterli. Vatan evladı olman, acıyı hissetmen yeterli. İnsan orada diyor ki, başlarım ben hukukuna. Hukuktan kopalım demiyorum. Ama şunu söylüyorum, resmi kayıtlara göre 12 vatan evladı bizim, Mehmet abinin, burada bulunanların, bizi izleyenlerin gezip dolaşması, özgürce istediklerini yapabilmesi, sahillerde tur atıp dolaşabilmesi için canlarını vatan savunmasına orada verdi. Ben buna tepki gösteririm, hukuk üzerinden de gösteririm. Ben şunu söyleme hakkına sahibim. Ya bu ülkenin birliğinin yanındasın, ya da bu bayrağa, bu cumhuriyete, bu millete savaş açıyorsan, bunu açık açık bu millete, bu meclise açıkla arkadaş. Biz bunu bilelim, herkes yerini bilsin. Bunun üzerinden liberal demokrat olmaya, konuşmaya gerek yok. Esip gürlemeye gerek yok. Bana orta demokrasi, ileri demokrasi diye Avrupa'nın çifte standartta uyguladığı, dünyanın büyük kısmını sömüre sömüre bitiremediği, terk ettiği memleketlere örnek vermeyin. Bir derdin varsa gel onu millete, memlekete anlat. Mecliste anlat. Bana pusu kurma. Bana pusu atıp da ondan sonra bana demokrasi, hukuk naraları atma. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Ciğerini biliyorum senin. Sen ne istiyorsun? Onu bir, derdini bir açıklasana. Sen bu vatanın bölünmesini mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Derdin ne? Bu ülkenin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, İç Anadolu'sa, ben İç Anadolu'yum. Aynı sorunlar var. Aynı hukuk sorunları var. Aynı ekonomi sorunları var. Aynı adalet sorunları var. Onlar benim memleketimin evlatları. Devlete, askere silah mı sıkıyorlar onlar? Bu nasıl alçaklıktır? Siz bu ülkeyi parçalamak istiyorsunuz. Ondan sonra bana şeyden bahsediyor. Danimarka'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, oralardan, buralardan örnek veriyor. Eğer o İsveç'e de geçit verilirse yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize.